Herkese yeniden merhaba. Bugün Bodrum'dayım, bir düğüne katılacağım. Beraber hazırlanalım istedim. Sabah ben cilt bakım rutinimi yapmıştım aslında ama tabii güneş burada hala güçlü sayılır. O yüzden sabah güneş kremini sürdüm. Sonra gün içinde bir kez de stickle üzerinden geçtim. Dolayısıyla cildimin üstünde böyle bir katman olduğu için ben cildimi yıkamıştım arkadaşlar öncelikle. Cildimi tekrar bir yıkamak istedim. Yazın da gösterdiğim rutinlerde hep böyle oluyordu. Eğer akşam özel bir yere gideceksem mutlaka yüzümü bir gün içinde de yıkadığım oluyor. Bunun için de Marudan'ın salisilik asit ve temizleyicisini kullandım arkadaşlar. Bununla alakalı gelen sorulara da kısacık cevap vereyim. Hani bayağı uzun süredir bahsediyorum ürünlerden ama zaman zaman bir sürü soru geliyor ürünlerle alakalı. Bu salisilik asitli bir temizleyici. Salisilik asitli olmasına rağmen ben çok nazik olduğunu düşünüyorum yani. En azından asitli bir temizleyiciye göre çok nazik. İçerisinde sülfat bulunmuyor. Nazik sülfaktanlar var. Dolayısıyla çok fazla köpüren bir ürün değil. Hani köpürmemesiyle alakalı şikayetler gelmişti. Bu şekilde açıklayabilirim yani içerisinde çok nazik sürfaktanlar var. Dolayısıyla cildinde çok nazik davranarak temizliyor. Salisilik asidin de yardımıyla siyah noktaların oluşumunu engellemeye de yardımcı olacaktır. Rengiyle alakalı sorular var. Ben ilk aldığımda evet rengi böyle şeffafa yakın bir renkti. Şimdi birazcık daha sararmış gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok yani üründe bir sıkıntı yok. Benim bir rengim sarı falan diyenler de olmuştu. O açıdan ona da bir cevap vermiş olayım. Bu ürün kahve ve yağlı ciltlere öneriliyor. Ben açıkçası duşumda da bulunduruyorum. Bundan bir tane de duşumda var aslında. Sırt sivilcelerim için hani vücut temizleyicisi olarak da kullanıyorum. Parfümsüz ve esansiyel yağsız olduğu için içerisindeki sürfaktanı bastıracak bir koku yok. Dolayısıyla hani kötü kokuyor derseniz de hani bence parfüm olmasındansa, esansiyel yağ olmasındansa böyle koksun daha iyi. Cildinde çok fazla kalmıyor zaten. Hem de iritasyon riskini de yani en aza indirmiş oluyorsunuz bu şekilde. Benim çok sevdiğim bir ürün. Özellikle kahve yağlı ciltler bakabilir dediğim gibi. İçerik listesini de ekrana koyacağım. Ve bu arada bir de ben kuaföre gittim. Saçlarımı yaptırdım. Evden çıkmadan önce de Labatin bu Clarifying tonini kullanmıştım saç diplerime. Gerçekten en sevdiğim asitli toniklerden bir tanesi bu. İçerisinde %5 EHA, %1 BHA bulunuyor. Aynı zamanda çay ağacı, yaprağı, özü de var. Bu kadar çok amaç için kullanıyorum ki gittikçe aldığım ürünlerden bir tanesi gördüğünüz gibi bayağı bir kullanmışım. Çünkü bunu çok fazla yere kullanıyorum aslında. Saç diplerim için kullanıyorum. Duşa girmeden 20 dakika önce kullanıyorum genelde. Yani 20 dakika bekletiyorum saç derisinde. Ne işe yarıyor? Kepeği engelliyor öncelikle. Ve aşırı yağlanmanın önüne geçiyor. Yağlanma problemim yok ama bu konuda da hani iyi geldiğini biliyorum. Onun dışında bazen böyle kaşıntı, kullanma gibi problemler de yaşıyorum. Onlara da çok iyi geliyor. Gerçekten işini harika yapıyor. Ben işitme cihazı kullanıyorum biliyorsunuz. Bazen kulağımın arkasında böyle yaralar oluşabiliyor. Onlara bile kullanabiliyorum. Yani o kadar nazik bir tonik aslında. İçerisinde glikolik asit olmasına rağmen yakmıyor yani benim kafa derime. Gerçekten çok iyi geliyor. Bu birinci amaç. İkinci amaç olarak da aslında şimdi de göstereceğim. Deodorant olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi artık hani yazı geride bıraktığımız için glikolik asitli toniklere yer verebilirsiniz rutininizde. Tabii ki cildiniz iyi anlaşıyorsa. Şimdi bu arada ben bunu açamadım diyenler olmuş. Şu şekilde kapağını çeviriyorsunuz. O kadar. Sonra ürün gelmeye başlıyor zaten. Koltuk altına da kullanıyorum bu şekilde. Şimdi ne işe yarıyor? Aslında hem deodorant işlevi görüyor. İçerisindeki kimyasal asitler sayesinde bakteri oluşumunu engelliyorlar. Dolayısıyla kötü koku oluşumunu çok büyük oranda engelliyorlar diyebilirim. Yine koltuk altını kullanma sebebim aslında batık oluşumunu engellemek. Ben burada evde IPL cihazı kullanmaya başladım. Aralarda jiletle alıyorum. Dolayısıyla batık oluşabiliyor bazen. Oluşmaması için bunu kullanıyorum yine. Hiç oluşmadı bunu koltuk altında kullanmaya başladığımdan beri. Sırt sivilcelerim için göğüs dekoltesinde oluşan ufak tefek sivilceler için de kullanıyorum. Yani direkt sürüyorum ve o şekilde bırakıyorum. Haftada bir falan kullandığım oluyor. Bir de mesela bacaklarımdaki batıklar içinde kullandığım oldu bunu. Bacaklarımda oluşan batıklar içinde. Ve tabii ki yüzünüze kullanabilirsiniz. Yani aslında bu yüz için tasarlanmış bir ürün ama hem yüze hem vücuda kullanabiliyorsunuz. Çok amaçlı dediğim gibi. Ve 200 ml olduğu için de hani elinizi kalka karıştırmadan kullanabiliyorsunuz vücut içinde. Bu arada koltuk altına kullandığınızda da kararmalara da iyi geliyor. Eğer diz kapaklarında böyle kararma varsa mesela bu tarz bir ürün kullanmayı da düşünebilirsiniz. Tabii ki bunu yazın kullanımı önerilmiyor. Hani güneşe çıkacaksanız çok iyi korumanız lazım. O yüzden çok önerilmiyor kafa derisi için de öyle. Ama artık hani yazı geride bıraktığımızı düşünürsek Eylül sonuna geldik. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani. Ben zaten genelde sonbaharda ve kışın daha çok kullanıyorum bunları. Hatta işte ilkbahar sonuna kadar kullandığımda oluyor. Bununla alakalı ufak bir
Reels'te çekmiştim hatta short olarak da yüklemiş olmam lazım YouTube'a. Benim çok beğendiğim, bitirdikçe alacağım bir ürün. Her glikolik asit ürünüyle iyi anlaşamıyorum ama bu en iyi anlaşabildiklerimden bir tanesi. Bunda da parfüm ve esansiyel yağ yok bu arada. Ve içerisinde pantenol, allantoin gibi başka böyle güzel sakinleştirici içerikler de var. Çok basit bir içerik listesi olmasını da seviyorum. Hani iritasyon riskini en aza indiriyor bu şekilde. O zaman bir sonraki ürünlere devam edelim mi? Göz serumu süreceğim. Cildimi makyaja hazırlayacağız. Göz serumu sürmek istiyorum o yüzden. Bir tane göz kremi kullanmaya başlamıştım. BOH markasından. Makyajla çok iyi anlaşamadığını fark ettim. O yüzden böyle daha hafif yapılı bir şeye geçmek istedim. Maridane'nin bu %5 kafein içeren göz serumu. Eye Contour serumu diye geçiyor. Fakat bence bunu hani kırışıklık yaşadığınız çoğu yere kullanabilirsiniz. Yoğun miktarda kafein olduğu için özellikle göz etrafındaki şişkinliğe müthiş iyi geliyor. Çok kısa sürede o konuda fark görebilirsiniz, öyle diyeyim. Ve gerçekten çok az bir miktar kullanmanız yetiyor. Yani ben bir damla bu göze, bir damla diğer göze kullanıyorum. O kadar. Daha fazla değil. Çünkü yetiyor yani tek başına. İçerik listesinden de bahsedeceğim. Ama şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir göz patchleri almıştım. Bunları abim getirdi sağ olsun Dubai'den. Onun evine sipariş etmiştim. Ne zamandır denemek istiyordum ya gerçekten. Bunlar hani göz serumlarıyla, göz kremleriyle kullanılabilen patchler. Yıkayıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Çok da iyi yapışıyor vallahi. Bunun daha uygun fiyatlı versiyonları da var. Onları da kullandım. Videonun altına bırakırım. Ünlü bir skinfluencer'ın markası bu aslında. Yani bunu böyle İşte göz serumlarınızla, göz kremlerinizle kullanabiliyorsunuz ve böyle serumların ve nemlendiricilerin daha iyi nüfuz etmesini sağlıyor. 10 dakika kadar dursun şimdi. Göz serumunun da içeriğinden biraz bahsedeyim çünkü uygun fiyatlı ürünler arasında gördüğüm en iyi içeriklerden birine sahip çünkü. Ben de bir bakmak istedim. Şimdi %5 kafein var arkadaşlar. Şimdi kafein özellikle gözaltı şişkinliklerine çok iyi geliyor. Eğer böyle sabahları gözleriniz şiş uyanıyorsanız kafein gerçekten birebir bu konuda ve çok hızlı etkisini görebileceğiniz içeriklerden bir tanesi. Öyle hani haftalarca beklemeniz gerekmiyor yani. Hızlı bir şekilde etkisini görebiliyorsunuz. Dördüncü sırada pantenol var. Sonra beşinci sırada düşük moleküler boyutta hyaluronik asit görebiliyorsunuz. Onun dışında bir, iki, üç, üç farklı moleküler boyutta daha hyaluronik asit içeriyor listenin alt sıralarında. Bir de hidrolaz glikosaminoglikant diye bir başka içerik daha var. Bu da özellikle nem çekme konusunda çok başarılı bir içerik. 6. sıradan itibaren 3 farklı peptit görüyorsunuz içerisinde ve benim çok sevdiğim Algrelin de bulunuyor bunda. Yani botoks etkili olduğu söylenen o kas gevşetici özelliği var. Bu içerikten detaylı olarak peptit dosyasında da bahsetmiştik hatırlarsanız. Uzun süre kullanımda yani 1-1,5 ay gibi bir sürede böyle kırışıkları açtığını görebiliyorsunuz. Yeni oluşacak olanları da engellemeye yardımcı oluyor aslında. İçerisinde çok güzel peptidler var bence. Yani bir tetrapeptit, bir pentapeptit, bir de heksapeptit kullanılmış olması hoşuma gitti benim. Doğal nemlendirici faktörler var. İçerisinde amino asitler de bulunuyor. Dolayısıyla göz çevresini desteklemek için çok iyi bir seçenek olur bu bence. Özellikle de ince kırışıklığa meyilliyseniz yani 25 yaş sonrasında bence çok uygun. Bu ürünün ben morluğa iyi geleceğini düşünmüyorum. Bu ürün daha çok yaşlanma karşıtı ve şişlik karşıtı etki gösterecektir. Peptidlerden ve kafeinden kaynaklı. Bir de tabii hyaluronik asit de içerdiği için 4 farklı moleküler boyutta nemlendirmeye çok güzel bir şekilde yardımcı oluyor. Tek başına yeterli olur mu diye soranlar olmuştu. Kuru ciltliyseniz tek başına yeterli olmayabilir. Yani üzerine nemlendiriciyle kilitlemek isteyebilirsiniz. Fakat karma yağlı ciltliyseniz ve göz çevreniz mil yağ oluşturmaya çok meyilliyse bu tarz bir üründen memnun kalabileceğinizi düşünüyorum ben. Serum kıvamında olduğu için hani mil yağ oluşturmayacaktır. Çünkü içerisinde herhangi bir yağ vesaire yok. Su bazlı bir ürün. Herhangi bir parfüm ve esansiyel yağ da içermiyor. Dolayısıyla eğer aradığınız kıstaslara uyuyorsa bakabilirsiniz bence gerçekten. Tam bir fiyat performans ürünü. Ve şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu 30 ml arkadaşlar. Yani çok uzun süre gidecek bir ürün. Sadece iki damla kullandım gördüğünüz gibi. Bir işiyle paylaşmayı da düşünebilirsiniz bunu. Ve şunu da eklemek istiyorum. İçerisinde algirenin olduğu için bu algirenin serumu gibi düşünün. İnce kırışıklık yaşadığınız yerleri de kullanabilirsiniz. Yani işte ne bileyim bu alın ortası olabilir, alın çizgileri olabilir veya buradaki derin çizgiler olabilir. Hatta belki boynunda çizgiler vardır. Boynunuza da sürün. Gerçekten çok iyi geleceğini düşünüyorum ben. Aygır elinden dolayı en azından. Yani tam aile boyu bir ürün aslında bu. Evde anneniz,
İşte ablanız, kardeşiniz falan varsa, yani yaşları uyuyorsa tabii, hep beraber de kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Damlalığı yüzünüze değdirmeyin. Beraber kullanacaksınız yani. Evet, bunu da yavaştan açalım bence. Hala nemli tutuyor bu arada. Çok acıcık bir serum da uygulayacağım. Pearl Choice Hyaluronic Asit ve Repair Serum diye geçiyor. Bunu Cream Co.'nun peptit serumunu kullanıyordum. Onu bitirince bunu açtım. O yüzden üzerine konuşmayacağım ama çok güzel bir içerik listesi var. İçerik listesini gene ekrana koyarım. Üzerinde konuşmam için çok erken. O yüzden bunu pas geçiyorum. Nemlendirici özellikle bir peptit serumu. İçerisinde kullanılan peptitleri çok beğendim. O yüzden bunu açtım. Çok hızlı emiliyor bir de. Ve cildin üzerine hiç katman bırakmıyor. Hani makyaj altına uygulamak için de iyi. Şimdi de güneş kremini kullanacağım. Clarins All Day Air Sunscreen güneş kremini kullanacağım arkadaşlar. Bu eğer yanlış hatırlamıyorsam hemen bakayım. Tamamen yeni nesil filtreler içeren bir üründü. İçerisinde 3 farklı yeni nesil filtre görüyorum. Filtreler çok başarılı gerçekten. Yapısı da çok güzel. İçerisinde parfüm esansiyel yağı yok ve çok güzel antioksidanlar var içinde ayrıca. Ve benim hassas cildimi hiç irite etmedi yani. Cildim çok hassasken de kullandım. Yine iritasyon yaşamadım. O açıdan çok beğendiğim bir ürün oldu bu. Bu aralar elim çok fazla gidiyor bu ürüne. Çok büyük ihtimalle yedekleyeceğim de. Çünkü tamamen şeffaf bitişli böyle gördüğünüz gibi. Nemli bir bitiş var. Dolayısıyla çok yağlı cildin hoşuna gideceğini düşünmüyorum ama kuru ve kalma cilt çok beğenir bunu. Bir 15 dakika bekleyelim şimdi. Sonra makyaja başlayalım. Evet, geri geldim. Bu güneş kreminin bayağı nemli bir bitişi var. Cildin üzerine çok böyle ağır bir katman bırakmıyor ama altına nemlendirici süremiyorum yani. Topaklanma yapıyor o şekilde. Yani cildinizin gerçekten nem istiyor olması lazım. Kalma ve kuru ciltlere daha uygun olur bu ürün dediğim gibi. O zaman şimdi makyaj ürünlerine geçebiliriz. Fondöteni denedim birkaç kez. Çok beğendim yüzümdeki duruşunu. O yüzden tek bunu getirdim yanımda. Bu 16 saat dayanıklı olduğu söylenen yağsız bir fondöten. Bu arada saçımı da açayım artık. Zannediyorum TikTok'ta viral olmuş bir ürün bu. Ya ben en açık rengini aldım, F1 rengi. Rengi bana hiç fena olmadı, iyi oldu yani. Fakat F3'te olurdu zannediyorum. Revolution'un sitesinde alt tonlar falan yazıyor arkadaşlar. Revolution'un kendi sitesine bakabilirsiniz eğer renginizi merak ediyorsanız. Bu denediğim hiçbir fondötene benzemiyor diyebilirim. Yani çok incecik bir yapısı var ama çok yoğun örtücülüğü var. Ve cildin üzerine hiç belli olmuyor. Gerçekten yokmuş gibi duruyor ve çok kapatıcı aynı zamanda. Özel gün makyajı için iyi bence yani bir ürün. Ve parfümsüz de bir ürün üstelik. Şöyle çok akışkan bir kıvamı yok. Bunu fırçayla yayacağım. Fırçam da Real Techniques 200 numaralı fırçası bu arada. Yani şu bir pompa bütün yüzüme çok fazlasıyla yeterli oluyor. Ve hani bu bütün cilt tiplerine uygun olabilecek ender fondötenlerden biri bence. Gerçekten çok güzel bir yapısı var. Çok beğendim gerçekten. Birazcık fırça izi kalıyor. O yüzden gel de üstünden geçeceğim. Sadece kuru ciltler bence iyi bir şekilde nemlendirsinler bunun altına. Cildi çok güzel gösteriyor. Ve böyle saten mat bitişli diyebilirim. Çok böyle mat da durmuyor. Ben çok beğendim gerçekten. Tam fiyatı biraz fazla yüksekti ama indirimlerde bakmayı düşünebilirsiniz bence. Huda Beauty'nin kapatıcısını kullanacağım. Bu yeni çıkardığı Faux Filter kapatıcısı arkadaşlar. Bunu sadece bir iki kez falan kullandım. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim şimdi ama aşırı övülüyordu. Bu kadar övülmesini anlayamadım. Onu söyleyebilirim sadece. Yani güzel ama böyle çok bayıldım diyemeyeceğim yani. Yani mesela bana biraz kuruluk belli edecekmiş gibi geldi. Yapısı da çok ince değil yani biraz kalın yapılı. Kapatıcılığı gayet iyi. Hani eğer kapatıcılık arıyorsanız. Yani biraz Tarte Shape'e benzettim ben. Mesela yüzde kullandığımda çok beğenmedim. Çünkü gözeneklere doluyor. Fenty Beauty'nin Embassy ürünüyle kontrol yapacağım. Bu arada önümüzdeki Ekim ve Kasım aylarında iki tane uzun tatilim olacak. Bir tanesi 12 günlük, bir tanesi de bir aylık gibi düşünüyoruz, planlıyoruz. Çok fazla yurt dışında olacağım için videolar birazcık aksayabilir. Elimden geldiğince hani seyahatte de video editlemeye çalışacağım. Ama yapamazsam diye şimdiden bir duyurmuş olayım. Stok video çekmeye çalışacağım gitmeden ama
bir haftam kaldı. Önümüzdeki hafta o kadar yoğun bir hafta ki stok video çekip editleyebilecek miyim? Ona vaktim olacak mı onu da bilmiyorum. Videolar böyle çok alakasız günlerde gelebilir. Normalde cumartesiye yetiştirmeye çalışıyorum videoları ama bazen olmuyor. Pazartesiye kayıyor veya işte pazara kalıyor falan. Veya işte hafta içi başka bir gün falan da yükleyebiliyorum. Öyle bir önümüzdeki 2 ay böyle olacak gibi gözüküyor. Şimdiden kusuruma bakmayın lütfen. Nike Max'in bu kremalarını kullanacağım. Pink Dream bendeki 506 rengi. Naşita Pro'nun 287 façasıyla sürüyorum. Çok güzel bir rengi var gerçekten. Bir de Essence'ın bu Glow aydınlatıcısını kullanacağım. Şöyle elimin üstüne biraz alayım. Süngerle. Bunlar böyle tamamen simsiz aydınlatıcılar. Bende 2 rengi de var. 01 ve 02. Bu 02 olmalı. Evet. Bu pembe alt tonlu. 01 olan da sarı alt tonlu. Cilt alt tonunuza göre karar verebilirsiniz. İkisi de çok güzel duruyor gerçekten. Cilt makyajımı bitirdikteydir. Pudrayı sürmeden önce yüzümü bir sabitlemek istiyorum. Milk Makeup Grip Set Refresh Spray'ini kullanacağım arkadaşlar. Bu çift farklı bir sprey. O yüzden ben bunun işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Bu orta boyu bu arada. Seyahat boyu galiba. Fakat bunun viral olduğunu gördüm. Ve böyle hani bir Sephora çalışanında gördüm galiba. Kollarına böyle bir şeyler sürüyor. Böyle ruj, kalem falan filan. Sonra bunu sıkıyor ve böyle eliyle üstünden geçiyor ve hiçbiri kıpırdamıyor falan. Ben böyle şok oldum videoya. Nasıl ya, bir sabitleme sprayi mi yapıyor bunu diye. Mesela şu allığı süreceğim. Şimdi normalde bu sabitlenen bir şey değil. Hani elimde çoğu ürün sabitleniyor bu arada. O yüzden bunu deniyorum. Şimdi bir sıkacağım. Merak ettim, ben de bir bakacağım. Ve bu arada ben bunu kullandım. Gayet de memnun kaldım. Evet, makyajın kalıcılığını oldukça uzatıyor gerçekten. Bunu fark ettiyseniz pudrayla sabitlemeden önce, işte göz makyajını yapmadan önce yapıyorum. Bu şekilde daha iyi oluyor. Çünkü pudrayla bir kez daha sabitlemiş olacağız aslında şimdi. Bunu da kurumasını bekliyorum. Göstereceğim size bu arada. Jumotion'un pudrasını kullanacağım. Ben de kez 3 numarası. Size hep şeyi gösteriyordum hatırlarsanız. Revolution markasının pudrasını. Onu da hem ismini hem de resmini ekrana bırakırım. Yani son birkaç videoda hep onu gösterdim. Bu ürünün muadili diyebilirim size. Gerçekten. Renk olarak da çok benziyorlar. Light pink rengi buna çok benziyor. Onun da böyle rengi hafif pembemsi bir renk. Dokusu, cilde bıraktığı o blurlayıcı etki neredeyse birebir aynısı diyebilirim size. Sabitlemesi de bunun gibi çok başarılı yine. Pudrayı bu şekilde pufa aldıktan sonra iyice yayıyorum ki hem dağınık bir görüntü olmasın, hem de çok daha iyi bir şekilde sabitliyor bu şekilde. Yani minimum ürünle sabitliyor aslında. Bu da aşırı pudralı görünümü engelliyor diyebilirim. Hatta bir ufak bir video çektim. Yüzümün yarısına Givenchy, diğer yarısına Revolution'u kullandım. Aynı yani. Etkileri aynı cidden. Gerçekten muadil bir ürün bulmuşum diyebiliriz yani. Üstelik de bunun içinde var mı bilmiyorum ama Revolution'un içerisinde talk yok. Flashback yapmayan bir pudra o. Yani üzerinde öyle bir iddiası var ve bir sürü özel günde falan kullandım. Flash fotoğraf çekileceğim zaman da kullandım. Hakikaten de o hani beyaz beyaz görünümü kesinlikle yapmıyor cidden. Benim çok sevdiğim bir pudra gerçekten. Bu da çok güzel bir pudra ama çok daha uygun fiyata, dediğim gibi muadili var bence. Yani cildim o kadar pürüzsüz duruyor ki gerçekten inanamıyorum. Genelde viral olmuş şeylere birazcık böyle şüpheyle yaklaşırım ama bunun hakikaten viral olması haklı sebeplerleymiş yani. Yüzümü ısıtmak istiyorum. Onun için de bunu kullanacağım. Golden Rose, Terracotta, Stardust, 102 rengi. Hafif pembemsi bir renk bu. Ve benim cildimi çok güzel ısıtıyor. Yani biraz pembe pembe durabilir bazı kişilerde. Bobbi Brown markasının Antigua Bronzer'ına da benziyor bu arada. İkisini bir yan yana çekip de göstereceğim. Çünkü renk olarak ben çok benzettim. Bir de yüzde yan yana görürsünüz. Onu da paylaşırım.
Hemen kaşlarımı da yapayım. Deborah Milano'nun bu kaş kalemini kullanacağım. Bendeki 02 numarası. Ardından da I Am Annie markasının bu kaş maskarasını kullanıyorum. Böyle çok incecik bir ucu olması benim hoşuma gidiyor. Bu maskara bu arada kaşlarınızın rengini değiştiriyor. Çok böyle sabitlemiyor. Bilginiz olsun. Eğer hani benim gibi saçlarınızın rengi böyle birazcık kızıla kaçıyorsa, kaşlarınızın rengini kırıyor. Biraz kızıllaştırıyor. Yani sabitlemiyor. Onu demeye çalışıyorum. Bu arada gitmeden bu önümüzdeki hafta içinde Vlogtober'da çekmeye çalışacağım. Hani çok inanılmaz yoğun bir hafta olmasına rağmen onu da yapmaya çalışacağım. Akşamları en azından kanalın geleneklerinden biri oldu Vlogtober. Vlogmas falan. Hani de yaz bitmeden insanlar Vlogtober almaya başladı. Yemin ederim Ağustos sonuydu falan. İnsanlar Vlogtober gelecek mi bu sene falan demeye başladı. O yüzden kırmak istemiyorum kimseyi de. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Söz veriyorum. Bu hafta özellikle bu hafta gerçekten bana uyku yok bence. Yoğun çalışmam lazım. O zaman göz makyajına geçelim. Gözümün üstündeki topakları temizledim. Şimdi ben aslında şu paleti kullanacağım arkadaşlar. Çünkü giyeceğim elbise böyle vizon rengi gibi bir renk. Aslında hava çok soğuk olacak. Askeri elbise giyeceğim ama hava bayağı soğuk olacak akşam. Büyük ihtimalle üzerime kazak falan mı düşünüyorum. Ama yani hani bir fotoğraflarda şık durmak için o askeri elbiseyi giyeceğim. Dediğim gibi vizon rengi elbise. O yüzden böyle nötr tonlarda bir makyaj yapayım diyorum. Elim direkt bu palete gitti. Bunu getirdim yanımda. Bu Makeup Academy markasının Heavenly Neutral paleti arkadaşlar. Çok böyle güzel, soğuk, alt tonlu bir palet bu. Nötr tonlar da var ama genelde soğuk renkler var gördüğünüz gibi. Çok beğendim. İki kez kullandım bunu. Gayet güzel karışıyorlar gölgede. Sadece şunu fark etmişsinizdir. Koyu bir renk yok burada çok vardı. En koyu renk bu. Dolayısıyla çok koyu yutamıyorsunuz göz makyajınızı. Eğer böyle daha hafif makyajlar seviyorsanız o zaman seveceksinizdir bu paleti. Eğer daha koyu renklere gitmek istiyorsanız o zaman palet size uygun olmaz. Aslında bunu sürmeden önce krem farş sürecektim bir dakika. Maybelline Color Tattoo krem farlarından rengini ekrana yazacağım arkadaşlar. Şu rengi göz kapağına geçiyorum. Bu Naşit Ebru'nun 266 numarası. Şöyle bir fırça, oturtma fırçası gibi. Bunu hem kalıcılığını arttırmak için yapıyorum aslında. Çok sıcak bir renk değil bu fark ettiyseniz. Bronz diyor ama bence tam bronz değil. Biraz böyle nötre kayıyor. Hatta soğuk tarafa kayıyor bile diyebilirim. Bunu böyle tek başına sürüp çıktığımda oluyor. Gerçekten çok beğendim. Kalıcılığı da gayet iyi bu arada. Sabitleniyor çünkü. Şimdi bu palete geçebiliriz. Şu rengi alıyorum. Biraz açık bir renk ama kenarları temizleyeceğim bununla. Fırçam da Naşit'te 263. Kameradan çok belli olmuyor olabilir ama bu yukarıya doğru da homojen bir görüntü yaratmaya çalışıyorum şu an aslında. Yani böyle bile bırakabilirim. Çok zor oldu. Şimdi birazcık daha koyultacağım. Şimdi Sofly S08 fırçasını aldım. Biraz daha koyultacağım arkadaşlar. Şu rengi alıyorum. Şu koyu rengi de Sofly S04 fırçasını alacağım. Şöyle en dip köşeleri iyice koyutmak için. Zaten daha koyu da olmuyor. En fazla bu kadar koyu olacak. Gözün alt kısmını birazcık temizleriz sonra. Naşit'te 313 fırçasını aldım. Şu rengi alıyorum. Şu iki renk çok güzel bence hani göz ortasına uygulamak için. Özellikle şu farı uygulamak güzel olabilir. Fakat Colourpop'tan şöyle bir siparişim vardı. Bu BT21 koleksiyonunu satın aldım. 2 ay önce falan çıktı galiba. Ancak elime ulaştı. Şöyle bir palet var.
Bu tam bir gökkuşağı paleti. Çok güzel renkler var gerçekten. Hepsinin tek tek swatchların bayağı başarılı. Falların kalitesi çok güzel gerçekten. Şu rengi de uygulayabilirim aslında ama bir de pigmentler var. Tekli fallar var. Onları göstereceğim size. Şöyle 7 tane karakterimiz var biliyorsunuz. Bunlar da tekli pigmentler. Sıkıştırılmış fallar. Şu renk gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu uygulamak istiyorum aslında. Bu Şukin'in rengi. Şöyle diğerleriyle yan yana koyacağım. Şu rengi görüyor musunuz? Bu renk. Gördüğünüz gibi paletteki renge gerçekten çok benziyor. Neredeyse birebir aynı, aşırı benziyorlar. Hatta paletteki renk daha bile pigmentli diyebilirim buna göre. Fakat bunun ışıltısı birazcık daha yüksek. O yüzden böyle hani gece makyajında daha iyi olur diye ben şimdi bunu kullanacağım ama eğer bu paleti kullanacaksanız, bu benzer makyaj yapmak isterseniz şu rengi kullanın kesinlikle gözün ortasına. Çok yakışacaktır yani. Ben şimdi bunu kullanacağım gözün ortasına. Parmağımla uygulayacağım bunu. Böyle ıslak gibi duruyor. Çok güzel gerçekten. Zaten yapısı çok krem sıfırın. Yani toz fara değil de krem fara dokunuyor gibi hissediyorsunuz. Zaten böyle bastırdığınız zaman parmağınızın izi çıkıyor. Böyle mus gibi fark ettiyseniz. Ve krem fara gibiler yani. Çok güzeller gerçekten. Eğer hani bu koleksiyonu kullandığım bir video isterseniz de lütfen yazın yorumlara. Gitmeden çekeyim hatta. Reels veya shorts olarak da olabilir. İlla böyle uzun video olmak zorunda değil. Nasıl tercih ediyorsanız bana yazın yani lütfen. Çok acıcık gözümün altında temizleyeceğim. Daha temiz bir görüntü olsun diye. Bunun için de Revolution'un Radiant Under Eye Concealer'ını kullanacağım. C3 rengi bendeki. Süngerle hafifçe dağıtıyorum. Şöyle daha temiz bir görünüm oluyor. Eyeliner yerine göz kalemi kullanacağım. Flormen'in bu Extreme Tattoo kalemlerinden 10 numarası Dusty Plum rengi. Gözün iç kısmına getirmiyorum. Sadece dışını birazcık belirginleştireceğim. O kadar. Ve gözün üst kısmına da geçelim. Naşita Pro 265 numarayla da hafifçe dağıtıyorum. Kuruk yapmaya kasmadım. Sadece dağıttım. O kadar. Polish Fake'i sürüyorum. Gözün altına sürmeyeceğim. Revolution markasının dudak kalemiyle dudaklarımı çerçeveleyeceğim. Bu Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk dudak kalemini muadil olarak göstermiştim daha önce. Ve Show by Pastel'in 601 numaralı likit rujunu süreceğim. Bunlar benim en beğendiğim likit mat rujlardan bir tanesi. Çok konforlular dudakta gerçekten ve renklerini çok beğeniyorum. Bir bu 601'i bir de 605 numarası çok güzel bence. Bir de biraz böyle joker bir renk yani bir sürü makyaja çok yakışıyor gerçekten. Evet, makyajı bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Kıyafeti ve ayakkabıları da göstereceğim. En son bir üstümdeki halini de görürsünüz. Şöyle askıları olan bir şöyle satan elbise gördüğünüz gibi. Ayakkabı olarak da şunları giyeceğim. Bunları internetten almıştım. Fena çıkmadılar fiyatlarına göre. Orta topuk bir şey arıyordum. Ve böyle hani joker bir ayakkabı arıyordum. Böyle her türlü kıyafetin altına olabilecek. Renkleri de elbiseyle çok uyuyor gerçekten. Bir tek çanta almayı unutmuşum. Annemin çantasına koyacağım eşyalarımı. O zaman hazırlandıktan sonra bir son halimi göstereyim size.